İstanbul ve 7 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar sonucu çökertilen Sincar çetesi üyesi 48 kişi yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1.5 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında Cemal Sincar liderliğindeki çetenin neredeyse her ilde temsilcilik açarak iş adamlarını haraca bağladığı tespit edildi. Çete, iş adamlarını korkutmak amacıyla geçmişte işledikleri cinayetleri örnek göstererek seni öldürüp gömeriz cesedini devlet bile bulamaz şeklinde tehditlerde bulunduğu belirlendi. Bize destek olmak için Derin Detay YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Soruşturma sonucunda çetenin karıştığı adam yaralama, tehdit, haraç, çek ve senet tahsilatı gibi 120 farklı suç aydınlatıldı. Çetenin 17 iş adamından tehditle haraç aldığı tespit edildi. Operasyonlar sırasında sincarlar grubuna yardım Yataklık ve teknik destek sağladıkları belirlenen 3 polis memuru, bir gardiyan ve bir adliye personeli de tespit edildi. Sincar aşireti adını ilk kez 1989'da gazeteci Sami Başaran'ın cinayetiyle duyurdu. Aşiret reisi Cemal Sincar, röportaj için bürosuna gelen Gazete Gazetesi'nin muhabirleri Sami Başaran ve Ahmet Altınkaya'ya ateş açtı. Aşiretin önde gelen isimlerinden ve kapatılan DEP'nin milletvekili Mehmet Sincar 1992'de Batman'da öldürüldü. 2013'lü yıllarda İstanbul'da ve buna bağlı olarak 7 ayrı ilde düzenlenen operasyonlarda Sincar çetesi çökertilmişti. Sorguda Sincar çetesi ile beraber 48 kişinin sorguları yapılmıştı. İstanbul Organize Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlar kapsamında Cemal Sincar'ın yaptığı çetenin neredeyse her ilde bir temsilcilik açarak iş adamlarını haraca bağladıkları belirlenmişti. Çetenin iş adamlarını korkutmak için eskiden işledikleri cinayetleri örnek göstererek seni öldürüp gömeriz Cesedini devlet bile bulamaz şeklinde tehdit ettikleri ifade edildi. Soruşturmada çetenin karıştığı adam yaralama, tehdit, haraç, çek ve senet tahsilatı gibi 120 farklı suç aydınlatılırken çetenin ayrıca 17 iş adamından tehditle haraç aldıkları da dile getirilmişti. Soruşturmada Sincarlar grubuna yardım, yataklık ve teknik destek sağladığı belirlenen 3 polis memuru, bir gardiyan ve bir adliye personeli de tespit edildi dönemin Başbakanlık Müsteşarı Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk Kazası raporunda Sincar cinayetine ilişkin önemli detaylara yer verildi. Raporda, Mehmet Sincar ve Metin Özdemir'in Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım ile itirafçılar Alaaddin Kanat, İsmail Yeşilmen ile Mesut Mehmetoğlu tarafından katledildiği belirtildi. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'a iletilen rapora rağmen, BİTEM kurucularından Mahmut Yıldırım'a hiçbir zaman ulaşılmadı. Yapılan operasyonlara, 400 polis katılırken, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Murat ve Davut Sincar, Büyükada'da bulunan köşklerine düzenlenen operasyonda alınırken, İstanbul Esenyurt'taki bir rezidansın da aralarında olduğu çok sayıda adres ile 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda birçok silah yakalandı. Restoranda 3 el ateş etti. Gece 23.00'te gelen Sadi Sincar, kebap paketini aldıktan sonra silahını çekti ve önceden kavgalı olduğu Gafur Karaca'ya gözdağı vermek için restoranda üç el ateş etti. Buna çok sinirlenen Gafur Karaca, ruhsatlı tabancasını çıkardı ve Sadi Sincar'ı tek kurşunla şakağından vurarak öldürdü. Cinayet üzerine restorandaki müşteriler ve garsonlar büyük panik yaşadı. Aşiret, ismini gazeteci cinayetiyle duyurmuştu. Sincar Aşireti adını ilk kez, 1989'da gazeteci Sami Başaran cinayetiyle duyurdu. Aşiret reisi Cemal Sincar, Röportaj için bürosuna gelen gazete gazetesinin muhabirleri Sami Başaran ile Ahmet Altınkaya'yı kurşun yağmuruna tuttu. Başaran yaşamını yitirirken Altınkaya ağır yaralı kurtuldu. Aşiretin önde gelen isimlerinden, kapatılan depin Mardin milletvekili Mehmet Sincar, 1992'de Batman'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Sincar aşiretinden Zeki Sincar, hapisten izinli çıkıp takvime konuştu. Aşiret ağımız Cemal Sincar, daha önce MIT için çalıştı gazeteci Sami Başaran'ı da ünlü bir sanatçının tahrikiyle vurdu. Elçiliği korudular. Yıllar önce Beyrut karışıktı. Aşiret reisimiz olan amcam Cemal Sincar, Beyrut'taydı. Olay çıkartanlar büyük elçiliği basmak istemişti. O dönemin MIT görevlisi Mehmet Eymür'ün ricası üzerine, amcam ve adamları sabaha kadar, zaman zaman çatışarak Büyükelçiliğin basılmasını engellediler. Amcam Cemal Sincar, gazeteci Sami Başaran ile Ahmet Altınkaya'yı vurunca topluma mahcup olduk ama oradaki basit bir tartışmayı körükleyen bir sanatçı vardı. Bu sanatçı, Cemal A bunlar nasıl sana böyle konuşur, diyerek amcamı tahrik etti. Biz acı çekerken o sanatçı yatlara ve uçaklara biniyordu. Yıllar önce Kağıthane Emniyet Müdürü Ayhan Tokcan ile adı Susurluk'ta geçen Ali Fevzi bir, manken melek yargıcı için kavga etti. Tokcan da, kanat çetesi üyelerine polis elbisesi giydirip biri, yargıcının evinin önünden kaçırttı. Ali Fevzi bir, onları polis sanıyordu. Ancak gerçeği öğrenince ortalık karıştı. Susurluk çetesi ile Kanat çetesi arasında çıkacak büyük bir olayı Sincar aşireti olarak biz engelledik. Tatlı sese veto. Bayrampaşa cezaevinde konser olacaktı. Bunu orada yatan Murat ve Davut Sincar ile Kürşat Yılmaz organize ediyordu. Fakat dönemin savcısı Nihat Özdemir kendisi düzenliyormuş gibi lanse ederek milletvekilliğine oynuyordu. Üstelik her türlü yasa dışı olaya göz yumuyordu. Karşı çıkan Murat Sincar'ı da il dışına gönderdi. Biz de bu yüzden İbrahim Tatlıses'ten sahneye çıkmamasını rica ettik. Tatlıses sahneye çıktı. Ancak tek bir şarkı söylemeden özür dileyerek sahneden indi. Kardeşi öldürülen Sincar aşireti reisi Murat Sincar kana kan alınacak diyerek intikam yemini etti. Mardinli Sincar aşiretine mensup Sadi Sincar'ın karakoldaki ağabeyi için tehditle yemek yaptırdığı ve parasını ödemediği gerekçesiyle restoran sahibi Gafur Karaca tarafından öldürülmesi büyük Büyükada'da gerginliğe yol açtı aşiretin reisi Murat Sincar'ın tehditleri üzerine polis önlemler aldı. Kafasına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitiren Sadi Sincar'ın ağabeyi, Sincar aşiretinin reisi Murat Sincar, katil zanlısı Gafur Karaca'ya tehditler yağdırdı. Allah'ın gönderdiği psikopatlardan biriyim. Murat Sincar, Allah'ın son zamanlarda gönderdiği en büyük psikopatlardan biriyim. Kana kan alınacak. Bu kanda bir candan alınmayacak. İstanbul'u kana bulayacağım. Gafur Karaca, Taksim meydanında etekle dolaşsın, dedi. Sincar, kardeşi Sadi Sincar'ı Gaffur Karaca ile barıştıran Anap Gaziantep milletvekili Mustafa Taşar için de şunları söyledi. Kardeşimin ölümünden Mustafa Taşar sorumlu. Kardeşim Sadi ile Gaffur Karaca arasında husumet vardı. Karaca, yaklaşık bir ay önce Mustafa Taşar'ı devreye sokarak barışmak istedi. Taşar arabulucu oldu ve barıştık. Kardeşimin ölümünden Mustafa Taşar sorumludur. İstanbul'da onun bir kedisini bile yaşatmayacağım. Yazılı bir açıklama yapan Taşar ise öleni de öldüreni de tanımam dedi. Gaffur Karaca ya, dün olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Yoğun güvenlik önlemi altında cinayet yerine götürülen Gaffur Karaca, olayı detaylarıyla anlattı. Polis kıyafeti giydirilen Karaca, tatbikatta basın mensuplarına dönerek, iş adamları korkmayın, bütün pislikler temizlenecek diye bağırdı. Sadi Sincar Büyükada'da öldürüldü. Büyükada'ya 1984'ten bu yana yoğun olarak yerleşen Sincar aşiretine mensup Davut Sincar, önceki gün polis tarafından ruhsatsız tabancayla yakalandı. Davut Sincar'ın kardeşi Sadi Sincar, 24, akşam saatlerinde adanın ünlü bir tat restoranın ortağı Gaffur Karaca'yı arayarak, karakoldaki abim için yemek hazırlat dedi. Karaca kebapları hazırlattı.